arkası da gelecek bunu sanıyorum. Çünkü şey, İnşallah. Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten ya kişisel olarak da sanatçılarla teker teker ilgilendi. Evet. Hepsiyle konuştu, teşekkür etti, ne bileyim. Yani ben çok keyif aldım. Öyle bir organizasyona tanık olmaktan ben çok keyif aldım. Yani müzik de burada tabii ki en çok şeydir. Yani biz işte arabada giderken bir resim izleyemeyiz ama müziği dinleriz bir taraftan. Yani daha taşınabilir bir araç. Her yere girebiliyor. Her yere girebiliyor. Hastane, askeri mekanlar. Evet. Her yere girebiliyor. Yani. Yani müzik onun için çok önemli diye ben de düşünüyorum. Hocam madem öyle edebiyattan devam edelim bakalım. Edebiyata ilişkin sizin bir şeyleriniz var mıydı? Şimdi sen biraz önce dedin ya hoca ambargolardan falan. Aslında bu zamanda nerede olursa olsun insanlar ambargo yoktur. Çünkü kitle iletişim araçlarına YouTube'a bir şey atıyorsunuz. Bütün insanlar izliyor. Facebook'a koyuyor. Herkes bir etkinliğini herkesin haberi oluyor. Eskiden işte Avustralya'da, Londra'da yaşayan Kıbrıs Türkler vardı. Hiçbir şeyden haberleri yoktu. Veya bizden onlara, onlardan bize akış yoktu. Ama şu anda birebir ilişkide olmasak bile sanki birebir ilişkideymişiz gibi o iletişim araçları gerçekten doğru kullanılırsa çok güzel bir propaganda amacıdır. Mesela biz edebiyatla ilgili birçok etkinliğin duyurusunu internet üzerinden yapıyoruz ve iletişime giriyoruz. Veya birçok insan işte kitabınızı okuduk, çok beğendik. İşte bu bende de bu fotoğraf vardır veya bir konu geçer. Bende de bu yayın vardır. Yani çok daha hızlı bir iletişime geçtik insanlar arasında. Ha ülkeye baktığınızda yani yönetim açısından onlar bu hıza yetişememiştir. Hantal yapıları devam ediyor ama sanatçılar yani müzisyen olsun, güzel sanatlarla uğraşan olsun, edebiyatla uğraşanlar sanatçılar çok öndedir. Yani ülkenin her de önündür. Her zaman öyle olmuştur ama. Zaten sanatçı anında ilk ışığı hisseden insandır diye Atatürk'ün de bir sözü var. O nedenle yani toplumun önünde olan insanlardır sanatçılar. Yani bu da böyle. Zaten baktığınız zaman uluslararası ilişkilerde en önce sanat ve spor ilişkileri başlıyor.